Arkadaş ne Hüsnü'ymüş ya. Üfle, üfle bitmedi yalan. Kim kardeş yanılacak? Tabii ki ben. Arkadaş rezil olduk ya. Ya arkadaş şu saatte bizi şuraya getiriyorsun ya. Çıktığımda hava karanlıktı lan. Üzerime güneş doğdu. Allah Allah. Uyuyor muydun sanki teyzemin evladı? İletildi raporu gelmeden mesaj yazdın ya oğlum geliyorum diye. Uyku tutmuyor ya arkadaş. Ben uyuyordum yalnız abiler. Keşke o kadar uzun çaldırmasaydınız. Erken kalkmak iyidir sadeciğim. Hem iş bulmak için bolca vaktin olur hem de alış artık. Neye alışıyorum ya? Neye alışacaksın? Anlatayım sadeciğim. Her gün sakal tıraşı, tabildot yemek, sabah 8 akşam 5. Anladın? Hiç kafanı öbür taraflara çevirip uzaklara bakma sadeciğim. Bir şey söylüyorum burada. Görüyorsun bak masanın üstünde ne var? Gazete. Niye biliyor musun? Gazeteye çıktık yine. Rezil oldu çünkü sadeciğim. Yapımcı denen hımbıl hala aramadı. Reytingler yerlerde. Ayrıca hatırlatmak isterim ki arkadaşlar, marka yüzü olmak istiyorsak ne yapmamız lazım? Bunu eskiden memur olduğun için en iyi sen bilirsin sadeciğim. İmza atmamız lazım. İmza attık mı? Hayır. İndi. Bu minvalle değerlendirecek olursak hayır, sen neyine güvenip rahat rahat uyuyorsun sadece Lil Cengiz? Allah her haber kendi bacağından asılır Murat abi. Sonuçta gazetelere çıkan ben değilim. Hakkı Bey de senin için yorgan yakmaz herhalde. Pire mi diyorsun lan sen bana? Ne diyorsun lan sen bana? Pire mi dedin? Yok. Tamamen profesyonelce düşünüyorum. Yorgandan kastım mumcuk ya. Yorgan da yapıyor ya onlar. Olmaz öyle şey. Anca kanca. Anlaşma yatarsa Hakkı da kaybeder. Hem bu işin peşini bırakmaz o. Da sen şunu bir bırak artık ya. Allah Allah. Sanki ben her gün magazin gazetesi mi okuyorum oğlum? Haberim çıkacaktı bugün. Nigar'tan olayı yok mu? Onunla ilgili Tülay'la konuştum. Gazeteyi aramış. Onlar da özür yazısı yazacaklardı bugün. Biz bir halt ettik. İncittiğimiz değerli Murat Cemcir'den ve töhmet altında bıraktığımız Nezih Niksar hakkından özür dileriz. Eşeklik ettik diyeceklermiş. Eşeklik ettik der kısmını ben de şey yaptım şu an. Attım onu. Bence sen çok abartıyorsun abi. Tamam basıldın da sonuçta Nigar senin odanda çıkmadı. Ya oğlum fotomontajda yorganı kabartı eklemişler. Büyütmüşler la. Adım zamparaya çıktı lan. Köyden tanıdık tanımadık herkes aradı. Oğlum anam bacım yüzüme tükürdü. Dayım da amcam aradı. Helal olsun yeğenime. Vay yine vay dediler ya. Sadece gözünü seveyim bak. Sen çarşambalı insansın bilirsin. Önümüz Kurban Bayramı oğlum. Yoksa ben Kurban Pazarı'na falan gidemem bu yazıyı görmeden. Baba tarafı olduğu gibi ortak tanıya girecektik lan. Bildirler de ben alacaktım. Ulan bir şey olsa bari ha. Sen git Salih abiyle. Salih deyip benim asabımı bozma Salih sabah sabah ya. Ahmet sen de şu adamdan bir uzaklaş oğlum artık. Yanında bir gezdirme şu adamı ya. Taşınıyor musun kapıya, zincir mi vuruyorsun, ne yapıyorsan yap oğlum ya. Görmek istemiyorum ben bu dombiliği hayatımızda, Allah Allah. Lan sen suçluyorsun da adamın suçu yok ki. Sordum suçum yok dedi. Ne dedin? Dedim nedir bu iş? Hayırlı iş, hayırlı iş dedi gitti. Ama o yaprağı açıklayamadı işte. Şöyle bir gözünü devirdi. Biraz sırıttı. Böyle yanakları alan oldu. Utandı çocuk ya. Ben var ya hiç kızgın değilim ya. Benimki kıskançlık, çekememezlik daha çok. Sen git Salih Dingili'yle. Ulan arkadaş hayal etmeye çalışıyorum. Hayal gücüm yetmiyor. Dur bakayım. Yetmiyor. Sen niye uyanıktın lan? Gene kliman mı bozuldu? Lan ne kliması? Ya benim kankim kardeşim yok mu Feride? Arıyorum arıyorum telefonlarımı açmıyor. İki kere hastaneye gittim randevu alıp. İkisinde de almadı beni içeri. Görüşmek istemiyorum, konuşmak istemiyorum seninle dedi. Koklaşalım dedim, ona da yanaşmadı. Yapma ya. Sen ne yaptın? İlkinde dahiliyeye gittim sadece. Döşümde ağrı vardı. Ona bir bakayım dedim döş kayması var mı diye. Ondan sonra efora girdim. İyiyim yani sapasağlamım turp gibi. Çok şükür. İyiyim. News people. Buldum ya lan. Vallahi da billahi da buldum. Dur ben şu bizim köyün muhtarını arayayım da bundan 24 tane alsın. Hane hane dağılsın. Köydeki herkes gazete okusun. Bir de ben bunu yapmadım. Yolda polis mırıç çevirirse gösteririz. Vallahi billahi neşem yerine geldiler. Hadi bakayım dağılın gidin. Kaybolun. Gidiyorsun lan. Dağılın lan dağılın. İşim gücüm var benim. Pansiyona geçeceğim buradan. Uykum geldi uyuyacağım. Zaten Tülay'la görüşecektik. O da artık otele gelsin. Otelde konuşuruz. Sen bildir mi geçiyorsun oğlum bizde? Neyse ne yapayım ben de alışverişe çıkayım bari. Dolap tam takır. Sen ne yapacaksın? Madem yapımcı aramıyor kardeşim, benim işimin adı ne? Feride konuşturmaca. Ben de Feride ile konuşmaya çalışayım bari. Konuşmuyor ben de. Siz bazı şeyleri kafaya çok fazla takıyorsunuz bak. Kalbinize inecek abiler. Rahat olun ya. Rahat olun. Ulan şu dar zamanımızda bile bizi güldürüyorsun ya. 10 numarasın yemin ediyorum. Yemin ediyorum var ya Neşe Pınarısın Sadi. Moral kuyususun yalan. Yetenek Pınarı abi, Neşe Pınarı değil. Allah Allah, yetenekli Neşe Pınarı işte oğlum. Vallahi bravo ya Mahsun. Kaldır, indir güzel. Kaldırıyoruz, indiriyoruz güzel. Güzel. Saçma sapan hareketler ya.
İndir. Kaldır, bir dur. Bir indir, indir. Oo, efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Ya burada bir Münir varmış ya. Onu abi bul be. Antrenman koçu Münir benim. Ha. Lan siz burayı nasıl ısıtıyorsunuz kışın? Acaba merkez ısıtma falan var mı yoksa kombili mi? Eğer kombili ısıtıyorsanız çok yakar. Çünkü mekan çok geniş ya. Yani. Merkezi ısıtma. Galoşçu musun sen? Ya arkadaş, bir müessesenin en büyük gideri nasıl galoş olur? Ben bunu anlamıyorum ya. Çuvallar nereye koydun? Ya galoş da getiririz de şimdi mesele o değil. Benim adım Salih. Sen bana Salih abi diyeceksin. Ayrıca ücrette de Galil abi bir indirim yapacaksın. Salih abi. Hoş geldin Salih abi. Senin memleket neresi Salih abi? Ya bırak şimdi hemşericiliği kardeşim. Ben global bir insanım. Ayrıca evrensel değerlerin temsilcisiyim. Spor yapmaya geldim. Hayatımda ilk defa yapacağım. Çok heyecanlıyım. İlki her zaman çok heyecanlı olur. Zamanla alışırsın. Yalnız şimdi biz çıkalım yukarıya. Siz de bir form dolduralım. Ondan sonra işlemlerinizi yapalım, kaydalalım sizde. Ya yazı çizi işleriyle beni uğraştırma kardeşim ya. Şu aletlerden bir tanesini boşalt. Ben geçeyim, bir an önce kiloları vermeye başlayayım ben. İyi diyorsun da Salih abi, biz öyle çalışmıyoruz. En azından bir doktor raporu falan lazım bize ya. Bir şey getir ya. Raporla mı geldin ben? Yalnız bunun imzası okunmuyor Salih abi. Ya Allah Allah, toprağım ya. Bir saattir beni sen burada ayakta dikiyorsun. Şu aletlerden bir tanesini beni geçit de azıcık spor yapayım, dinleneyim, ben yoruldum ya. Hoş geldiniz hanımefendi. Kusura bakmayın, beklettim. Kırmızı halı gecikti de. Buyurun. Ahmet. Ahmet yok. Kulunuz kölenizim, uşağınızım. Ahmet, kapıyı bırakır mısın lütfen? Ayrıca Allah aşkına şu üstünü giy ya. Bırakmam. Bırakırsan kapatırsın. Feride, telefonlarımı açmazsan, mesajlarımı okumazsan, hediye kollarını reddedersen ben senden nasıl özür dileyeceğim ya? Özür dilemene gerek yok Ahmet. Asıl ben senden özür dilerim. İzin verir misin? İzin veririm tabii. Niye vermeyeyim Feride? Ya ilk önce bir dinle. Gözünü seveyim ya. Bak o gün orada olanlar çok yanlıştı. Bir yanlış anlaşılma oldu. Ben rol çalışıyordum ya. Yeminle bak. Ahmet, bir daha beni rahatsız etmezsen sevinirim. Hakikat bastı ya la üstüne. Deme, deme, öyle deme. Feride giderim bak. Yemin ediyorum katten giderim bak. Bütün hastane bir araya gelseniz kurtaramazsınız beni Feride. Uyuyamıyorum. Aklıma bana kızdığın, seni kırdığım geliyor. Bilerek yapmadım, yemin ediyorum sana. Bilerek yapmadım. Oldu işte bir kere. Kızdın, tamam haklısın kızmakta. Ama izin ver kendimi ne olursun. Affettireyim sana ya. He? Hem ben senin arkadaşın olmak, kalmak istiyorum Feride. Seni benden esirgeme, ne olursun. Ahmet. Ne olursun. Ahmet. Ne olursun. Ahmet yapma. Ne olursun Feride. Tamam arkadaş kalmayalım o zaman. Hasta doktor ilişkisi kuralım seninle. Sen bir plan yapmıştın ya. Fitness. Fitness'e gidelim. Jogging yapalım. Getir jogging'i yapalım ya. He? Hasta doktor ilişkisi gibi kız. Kız bütün bir lisenin hatırı var ya. Yolda buraya gelirken kimi gördüm kurban olduğumu biliyor musun? İbrahim Solakoğlu'nu gördüm. Bu hafta sonu evleniyormuş. Vallahi bak selamı var. Silme bütün orta eğitimi. Amirim burada şüpheli bir yazı var. Feri Hıca yazıyor yerde. Feri Hıca ne lan? I mı o? İ, İ. Biri geçerken İ'nin noktasını tekmelemiş. Feride. Tamam onu geçtim de. D değil ki, C o. La oğlum ne C'sinden bahsediyorsun? D lan. Feri Hıca ne oğlum? Feride, Feride. Babana da I dedirtirdin ya. Hayır, değer olsa bile yazın kötü yani. Kısa kes lan. Güzel yazı dersin veriyorsun burada. Çakırlarla yazıyoruz koskoca isim. İdare edin lan. Nasıl mekan lan burası? Artist. Kütahya ile Ankara sentezinden oluşmuş soluksuz bir kahramanım lan ben. Ankara bebesiyim lan ben. Tamam, tamam. Tamam lan, tamam, tamam. Tamam oğlum, tamam lan. Salih abi, senin olay bayağı ilerlemiş. Önünü alamamışsın anlaşılan, engelleyememişsin. Gözünüzü seveyim, köprüden önceki son çıkış olarak görmeyin bizi ya. Biraz erken gelin ya. Azıcık erken davranın ya. Bah yiğidin, kilodan para kazanan bir insan olarak kiloyla ilgili espri yapma bana son derece ironik geldi. Ben bundan 3 gün öncesine kadar kendi bedeniyle barışık, belli bir meblağ parayı topladığı zaman mutlu olabilen bir insandım. Ha diyeceksin ki ne değişti? Bir ilişkim var artık. Artık tek gecelik değil, çift kişilik düşünmek zorundayım. Sevgilim Nigar Tan fit fit ortalarda dolaşırken benim bıngıl bıngıl yuvarlanmam çok sıkıntı yaratabilir. Nigar Tan çok güzel bir insan. Ben de kendime bakmak zorundayım.
Yoksa sevmez artık beni. Vallahi senin işin çok acele. Ben hemen yukarıya çıkıyorum. Senin işlemleri hallediyorum. Geliyorum, tamam mı abi? Biraz uç vermeden gelseydin ya. Bir dakika dur. Ben seni dur. Kim bu? Dur bakayım. Sen kimsin? Mansur Akman. Merhaba. Tamam ya, tam dilimin ucundaydı ya. Mansur Arkın ya. Senin gerçek soyadın Cürekli Batur'du değil mi? Ya ben tanıyorum seni. Yalnız Mansur Bey, ben sizi hiç sevmiyorum biliyor musun? Türkülerinizi falan çok irite edici. Ne kadar da sevecen, bir o kadar cin göz. Hayatın olmuş işler güçler. İzle beni ne kırı. İzle de bir şeyler öğren. Fıtı. Buyursunlar Tülay Hanım. Tam ağzınıza layık. Zahmet etmeseydiniz Murat iner zaten şimdi. İnerseydi Silay'da. Bir iki laf veririz diye düşünmüştüm ben. Türk kahvesi mi yapsaydım? Yok, bu gayet iyi. Çok güzel far bakarım da ondan söyledim. Murat şimdi gelir, biz hemen çıkarız. Bak şimdi, Hülya da hep böyle söylerdi. Bir kere kahve içtik, bir kere bile fal baktırmadı bana. Hülya derken Avşar mı? Kim? Yok ya. Koç Yiğit yok mu? Var. İşte set araları uzun tabii. Biz de sıkılmamak için kahve üstüne kahve, kahve üstüne kahve. Pardon, siz hangi filmde birlikte oynamıştınız? Hangi filmde mi? Hülya'nın kaç filmi var biliyor musun? Şu anda tam olarak bilemem tabii. Bir rakam ver canım. 60 diyeyim, 60 olayım. 180 civarında. Ciddi mi? Tabii. Ben de neredeyse üçünde oynadım. Üçünde mi? Bir tanesinde üç rol birden oynadım. Mesut, bir daha arayabilir miyiz Murat Bey'e? İniyor mu acaba? Süsleniyordur hayta. Bu yeni nesil böyle Dülay'cığım. Her şeyi dış görünüş sanıyorlar. Eskiden böyle miydi? Derinlik gibi bakışta önemli olan. Pahalı gömlekler, parfümler değil tabii. Seninkini mi içtin, benimkini mi içtin? Olsun. Tülay, çıkmıyor musun yukarıya? Ya Murat, neredesin? Geliyorum dedin. Mesut, oğlum ben sana Tülay Hanım geldiği zaman yukarı yolla demedim mi lan? Dedin. Ben de dedim ona. Murat abi yukarıda dedim ama dinlemedi ki beni. Rüstem abi de araya kaynadı. Aklı şaştı hanımefendinin. Bağırma lan. Ne bağırıyorsun la bebe? Abi resepsiyonistim ben. Resepsiyon bende. Rüstem abi niye işime karışıyor? Bir şey söyle ya. Ben burada Dingo'nun aharının seyisi miyim ha? Rüstem Bey iner dedi. İndi. İndi işte. İnmedi mi? Tamam işte, uzatma. Abi uzatma nereye kadar ya? Kadın evli diyorum. Bak böyle işler bizlere ters. Murat abinin 20 lirasını çarpmaya benzemez. Kocası mocası gelir, sonra bütün kariyerin biter. Ne kariyerin varmış senin arkadaş? Abi. İşte güzel. İyi misin? Arabadan indiğimizden beri iyi gözükmüyorsun. İyiyim. Temiz hava çarptı herhalde. Bol su iç Ahmet. Ah, bol su, derin nefesler. Ne bol suyu ne derin nefesi Feride, mahsur mu kalacağız belli değil. Bu dağ başında gözünün çapağınıyım ya. Ya yok oğlum, manyak mısın ya? Sen de seninkinden verirsin bana, al iç şimdi hadi. Benimki? Ben de yok ki. Almadım yük olur diye. Ne var o çantada? Bir şey yok Feride, manyak mıyım? Bir de yük mü taşıyacaktım ya, Allah Allah. Ya oğlum, olur mu öyle şey ya? Su alman lazım, havlu alman lazım. Biz şimdi çıkacağız tepeye, mola vereceğiz. Seni nasıl sileceksin? Ya ne gerek var ya? Ya. Ya arkadaş, şahtık şahbaz olduk ya. Ya Feride. Ya bugün benimle geldiğin için çok teşekkür ederim. Geçen olanlar yüzünden... O konuyu açma Ahmet. Hala sinirim geçmedi. Ya uff! Anlattım ya sana ya. Meto çalışıyorum dedim. Rol icabı. Rol dediysem dünyanın en güzel insanlarına kötü davranmayı sanat haline getirmiş bir adam. Adam değil, hayvan. Tabii sen ben meto çalıştığım için anlamadın ya. Yalnız o kadar küçümseme, o film kaç milyon yaptı biliyor musun? Hadi Ahmet, geç kalıyoruz. Bak şimdi 45 dakika sürecek o tepeye çıkmamız. Ne? 45 dakika mı? 45 dakika koşacak mıyız kızım? Tempolu yürüyeceğiz Ahmet. Ya oğlum sen demedin mi jogging'e gidelim, benim forma girmem lazım diye? Ya bir git Feride, Allah'ını seversen. Ben forma girmem lazım demedim. Forma giymem lazım dedim sana. Atma ya. Bana bak. Ney?
Eğer niyetin beni buraya çağırıp sonra kovmaksa ben gideyim şimdiden ya. Ya yok, niyetim o değil de bu jogging oturmalı olan değil miydi ya? Sağa sola dönüyorduk hani. Top vardı. Topun üstünde gidiyorduk, o değil mi ya? Ya dalga geçme Ahmet ya, pilates o. Hadi geç kalıyoruz, yürü. Hadi. Niye jogging dedim ben arkadaş ya? Pilates diyeydim, iyiydi. Pilates iyiydi ya. Kaşar peyniri şart mı Zehra ya? Ha? Hadi kaşar şart, eski kaşar şart mı? Kahvaltı için aldım. Çok seviyorsan kaşar yemeği, alamda yap kahvaltı. Tamam. Bu yeşil olan zeytinli olmamışı biliyorsun değil mi? Cevap vermiyorum sadece. Beyaz peynir de yazmış ya. Kızım biz iki çeşit peynir yiyecek kadar zengin miyiz? İyi tamam o zaman. Tuvalet kağıdına da gerek yok. Bir rulo var zaten evde. Ya ben öyle bir şey mi diyorum? İhtiyaç alınacak. İhtiyaçtan kaçma. Daha ölmedik. Yok yok, ben ciddiyim. Halam aldı zaten. Geçen sefer gibi ondan yürütürsün birkaç tane. Ne yürütmesi kızım ya? O benim tuvalet kağıdı rulo elimde kalmış. Dalmışım eve kadar gelmişim öyle. Sadi, bizim paramız mı yok? Sen niye kastın böyle? Vallahi biraz yok. Yani biraz var. Bu hasoda işi iptal oldu. Öbür taraftan da haber yok. Yapım da aramadı. Toplantı vardı bugün. Ya vardı. Adama ulaşamıyoruz ki. Arayıp sordukları yok. Ne olacağımız belli değil. Hale şu işi halletseydi. Hale mi? Ne işi? Bu has odaya dönmemle ilgili yönetmenle konuşacak. Sadi abi, abi yapma. Yapma ne ya Zehra, yapma ne? Arkadaşım o benim. Sağ olsun konuşacak yönetmenle. Para lazımsa ben bulurum para. Neyi nereden buluyorsun Zehra? Okuyacaksın sen. İşe koydun ya beni. Dert etme, para gerekiyorsa ben bulurum. Saçmalama ya. Ben bulurum para. O kadar da değil. Hale konuşacak arkadaşım, sağ olsun. Sağ olmasın Hale, sağ olmasın. Sadi, telefonu at. Efendim Hale. Tamam geliyorum. Yok geç kalmam. Sepet mi? Tamam canım, sepeti Zehra'ya veririm. Yanımda getirmem. Tamam hadi görüşürüz. Ben gidiyorum Zehra. Sadi abi yapma, etme, gitme, tutma. Ben bulurum para. Saçmalama be. Tamam git. Ama pişman olacağım bir şey yapma. Ben bulurum parayı. Ya ortada şirket yok, taahhüt yok, yazılı bir şey yok. Ya demeyeyim diyorum ama yine yaş tahtaya basıyorsun Murat. Tahtayı bulduk, kurusunu mu arıyoruz Tülay? Ya gözlerimle gördüm diyorum sana. Adam koskoca hangarı set yapmış. Yine hayal kırıklığı olsun istemiyorum. Hı-hı. Özgün dizi yapan yapımcı mı var memleketimizde Tülay? Herkes çakma dizi yapıyor zaten. Ya bu dizinin orijinali 6 sezon sürdü, bütün dünyaya sattı adamlar. Tamam son sezon biraz cort ama yani en kötü diyorum 5 sezon gider Tülay. Ya ortada kanal yok. Adam sana nasıl 5 sezon taahhüt veriyor ya? Ya Tülay'cığım Allah Allah. Ben zenginim sana, gözlerine baktım mı şakkadan akanlarım. Bu adam bildiğin zengin ya. Eskaza birisi bu adamın damarına bassa var ya yemin ediyorum kanal satın alır. Bonus olarak da Acun'u transfer etmezse şerefsizim ya. Acele etmesek diyorum Murat'cığım. Ya zaten hali hazırda bir işin var. Bu işler aceleye gelmez biliyorsun. Tülay'cığım para her şeyim Allah aşkına ya. Unutuldum diyorum sana, yüzüm eskidi. Benim bu yüzü insanlara tekrardan hatırlatmam lazım Tülay. Söylemedim mi? Tamam, yüzün unutuldu. Ama sen nasıl hatırlatıyorsun? Ha? Kusmalar, basılmalar. İnsanlar seni bunlarla tanıyor Murat'cığım. Şu dizi işi bir olsa. Dizi diyor ya. Çeviri senaryo ile dizi diyor. Murat, izin ver, ben sana bir röportaj ayarlayayım. Ya öyle bakma. Bir kültür sanat dergisinde bir röportaj yap. Kendini anlat. Hatta bu bize iyi bir dönüşüm olursa daha ciddi işler yaparız. Ha ne bileyim böyle hani galalara katılırsın. Bir iki tane tiyatroda boy gösterirsin. Galeri açılışı filan. Galeri? Sanat galerisi. Oto galerisi zannettim ya. Gözden uzak olan kastan da uzak olurmuş Murat'cığım. Hani böyle yerlere katılırsan daha böyle göz göze ten tene hatırlanıyorsun tabii. Yani işlerin açılır. Sen parana bak. Süt ve bal. Semih Kaplanoğlu'nu kessen ya. Yani sen şimdi kayıp dizisini yapmayalım mı diyorsun? Yapmayalım demiyorum. Ya beklemeyi alalım biraz. Ya müsaade et ben de biraz çalışayım. Ha bir bakınayım yani. Ha olmadı dizi işine yine gireriz. O zaman ben arkandayım. Okey mi? Yani. Hah, sen güven bana. Bu işi de askıya al. Ben hemen bu akşam sana bir röportaj ayarlayacağım. Tamam mı? Hadi bay bay. Hadi. Hadi.
Muratçığım. Rüstem abi. Hayırdır inşallah? Sen söyleyeceksin Muratçığım. Hayır mı şer mi? Ha? Ne oldu toplantı? Karar nedir? Kararlık bir şey yok abi. Konuşma devam ediyor hala. Süreç devam yani. Toplantı bitti ama. Ah Murat ha. Ah Murat ha. Bu meslekleri NET'teki anket sonuçlarına göre belirlediğimizi biliyorsunuz. Sadet. Ha NET'teki demişken de Vedat kendi sayfasına en çok hangi meslekleri merak ediyorsunuz diye anket koymuş. Evet, Sadet. 18 tane oy kullanılmış. Tesisatçı 3 tane oy almış. Vitrin dekoratörü 2 tane. İnternet sitesi dizaynları da 2 tane. Geri kalanlarsa birer oy almışlar. Toplanmadan önce mekanların ve meslek erbaplarının ayarlanması gerekiyor. Tabii biz de bütçeyi bilmediğimiz için... Hakkı Bey gelmeyecek mi ya bugün? Hakkı gelecek tabii. Şimdi dinleniyor. Ama sorumluluk bende. Şimdi bunun normali nedir? Yani bütçenin nakit mi veriyoruz? Hı? Ya o sorun değil de işte kaç ekip çıksın? Mekan kiralayalım mı yoksa uzaktan çekip kaçalım mı? Sahte para mı verelim? Karşılıksız çek mi verelim? Hakkı Bey olaydı işte bunları konuşacaktık bunları. Gelecek Hakkı da. Dinleniyor şimdi. Neyse, bu röportaj yaptıklarınıza bir de para mı veriyorsunuz? Yani ne civarda? Hakkı Bey şimdi arada kendisi ayarladığı için şirketleri, para konusunu falan o biliyor. Genelde biz iknayla... Öyle yapın o zaman siz de, iknayla. Tabii tabii, iknayla. Da nerede çekilecek meselesi var ondan önce. Benim ayarladığım internet sitesi yapan çocuk evde çalışıyor. Ama evde çekim yapamayız misal. Artık onu bir kafeye, mafyaya mı götüreceğiz? Bilmiyorum ki işte Hakkı Bey olaydı. İyi tamam götürün ama ucuz bir kafeye götürün yani. Hakkı Bey olaydı. Adam zaten internette bilgisayardan kamera açın falan derdi belki. He ya da alın çayı termosu gidin Ortaköy banklarda çekin derdi. İşte Hakkı Bey olaydı iyiydi ya. Yani? Yani mesela bu vitrin dekoratörü kızın çalıştığı yerden para bile isterdi. Acil gel. Bir erkeğe ihtiyacım olabilir. Ay yeter. Ay siz ne yapıyorsanız yapın. Yani benim üstüme gelmeyin tamam mı? Benim üstüme gelmeyin. Acaba 1-2 saat ara mı versek ya bu ayarlamalar için? He? Ay of ya Hakkı neredesin ya? Feridin! Oğlum neyden yapmışlar lan bunu böyle? Dikkat edin, dikkat! Bir kere fon. Easy, easy. Gel, 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 gel. Kam, 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 kam. Easy, easy nakliyat. Bana nakliyat dahil demişlerdi. Bahşiş falan yok. Hadi, naş, naş. Ha, bu arada asansörü kullanmayın. Canınızı yakarım. Hem bahşiş vermiyor hem de asansöre esir alıyor ya. Nasıl? Biliyorum. Denizli horozu değil. Denizli horozu yapmıyorlar bu boyda. Horoz deyip geçmeyin. Horoz dediğin dinozor torunu. Tut Vedat. Hem horozun Denizlisi Fransızı olmaz öyle değil mi? Yurt dışında horoz sesini kukuriku diye yaptıklarını biliyor muydunuz? Oysa horozlar ü-ü-ü-ü diye öter. Gerçi horozun nasıl öttüğü önemli değil. Önemli olan niyet. Hakkı, bizim niyetimiz nedir? Olması gereken neyse o. Neymiş acaba o? Özümüze dönüyoruz aşkın. Özümüze. Bundan sonra kukuriku değil. Denizli'ye mi dönüyoruz? Dükkanı kapatıyor muyuz yoksa? Hakkı Bey? Dün Veli Efendi hipodromundaydım. Kafam dağılsın diye. Mumcuk faciası, Murat Cemcir, Nigar yattı kalktı falan filan. Bir iki ganyan oynayayım dedim. Bir baktım nur topu. Nur topuna bastım 20K. Ne oldu? Nur topu 5. oldu. Sonraki yarışta gittim Aston Martin'e bastım tam 50K. Aston Martin 1'e 6 veriyor. 1 liraya 6 lira anlayacağınız. Ama ne oldu? Aston Martin 4. oldu. Sonra kendi kendime dedim ki, Hakkı oğlum sen neden hep yanlış ata oynuyorsun? Cevap vermedim hemen. Şımartmadım kendimi. Ama anladım yani durumu. Ganyanı çok diye hep sürprize basıyordum parayı. Hep bir zengin olalım, hep bir çok kazanalım hesabı. Sonraki yarışta açtım bülteni, baktım Bibidu Babidi favori. Bibidu Babidi kaç veriyor? 1'e 1.3. Çok az yani. Şöyle bir düşündüm, kaybettiklerim, kazanacaklarım falan. Bastım 600 kağıdı. Kazandın bari? Yok lan, eşek çıktı at. Ama ben kazandım. 670 lira, 6 bira. Etti mi sana 700 lira? 700 liraya hayatımın dersini aldım çocuklar. 700 liraya. Memlekete dönüyoruz. Ya hanım, o kadar şey anlattım. Bunu mu çıkardın hikayeden ise? Hakkı Bey, ben şimdi tam olarak anlayamadım. Yani biz programı çekmeyecek miyiz? Çekmeyelim mi? Yok, devam, devam.
Uğraşsın dursun haytalar. O zaman şu bütçeyi bir gözden geçirir misiniz? Gerek yok. Zehra'ya gidersin o işlerle. Zehra'ya veriyorum o işleri. Zehra'ya mı? Zehra'ya. Biriniz bozuldu, diğeriniz sevindi. Patronluk böyle bir şey işte. Aynı anda iki farklı duygu yaratırım ben. Zehra o işlerden anlıyor. O kız paranın değerini biliyor. Zehra'ya verin o işleri. Siz bana lazımsınız. Hangi konuda? Özümüze döneceğiz. Özümüze. Anlatacağım. Lan Mahsun, gitmişsin en kolayına oturmuşsun ha. Efendim? Diyorum ki, sıkıyorsa diyorum, gel diyorum burada koş diyorum. Ya yeter arkadaşım ya, yeter. Senin derdin ne ya? Tebelleş oldun zaten sabahtan beri. Suyumu içtin, ayaklarını havluma sildin. Beni ağırlık diye tuttun, tuttun, kaldırdın, indirdin. Hakaret ettin. Yeter kardeşim ya, benim de sevenlerim var, fanlarım var. Twitter'da 1216 tane takipçim var benim, yeter ya. Alın bu camışı başımdan ya. Atar yapma lan. El kadar adamsın. Niye giriyorsun o kadar ağırlığın altına? Sağlık için ne olacak? Sağlık içinmiş. Sanatçıyım. Ünlüyüm diye demiyorsun da. E tabi o da var canım. Bak, daha önce hiç kimseye söylemedik. İlk sana söyleyeyim madem. Ben sizin camiaya damat olarak geliyorum. Bu spor salonu da ondan geliyor. Bizim camia derken? Anlamadım. Ya sen Ahmet'in arkadaşı değil miydin ya? Ya ben Ahmet'in kankasıyım. Yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez bizim. Aynı mutfaktan besleniyoruz. Hani böyle belgesellerde böyle köpek balığı gelir de ondan sonra buradan böyle bir tane hayvan gelir ona yapışır ya. Zargana. He zargana. İşte ondan sonra hep ondan beslenir ya. O hayvanat Ahmet. Evet hatırladım ben seni ya. Ahmet'e musallat olan komşususun sen. He, öyle de denebilir evet. Bugün birkaç tane kilo verirsem yarın yine geleceğim. Münir Bey'in programını uyarsan olabilir. Neden olmasın? Toprağım o benim. Ona çok kanımsındı. Daha önceden bir yerlerden tanıyormuş gibiyim onu ha. Ama başarıya çok odaklanma. Gerginlik yaratır. Halbuki rahat olman lazım. Sonuçta spor bu. Zevk bile alırsın zamanla. Ya Allah'ını seversen salak salak konuşma. Yürüyorum, susuyorum, terliyorum, koşturuyorum. Ben bunun nesinden zevk alayım? Manyak mıyım ben? Vallahi gel sen beni dinle ya. Çok takmayacaksın böyle şeylere. Gerginlik hata yaptırır. Benim motom da bu zaten. Gazla gitsin. Bir de sepetlenince unut gitsin var ama o konumuz değil. Motto değil mi? Vallahi çok derin konuşuyorsun ha. Filozof gibi adamsın yani. Ya bizim Ahmet'le hiç görüşemiyoruz. Nasıl o? Şimdi ben tabii sevgili yaptım ya. Ahmet'i biraz boşladım ben. Salih Pazarlama LTD CTI anonim for English. Press 9 please. Alo Salih Bey. Ben Feride, hatırladınız mı? Ahmet'in arkadaşı. Feride miydi senin ismin ya? Tamam hatırladım. Ne yapıyorsun? Yılan doktoru. Ne doktoru? Nasıl yardımcı olabilirim? Yalnız Ahmet içinse kendisi yanımda yok. Biraz boşladım onu da. Yok Ahmet yanımda benim. Yanındaymış Mansur. Anladın mı? Ahmet baba sen ya sırtlan. Nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama Ahmet biraz fenalaştı. Fenadır Ahmet'im fenadır. Üzerine gitmeyin. Birazdan düzelir. Kadın milleti işte ya. 40 yılda bir başlarına gelir. Hemen duyururlar sağa sola. Ambulanstayız şu anda. Yani çok önemli bir şey olduğunu zannetmiyorum ama Ahmet sizden don ve çorap istedi. Evden getirecek misiniz? Ambulanstalarmış. Hayal gücüne bak. Şanslı p***. Ambulans mı? Ne ambulansı? Ne oldu yiğidime? Ya bence önemli bir şey yok. Ahmet ısrar edince ambulans çağırdık işte. Nereye götürüyorsunuz yiğidimi? Don gömlek alıp geliyorum hemen ben. Ümraniye tamam hemen geliyoruz tamam. Havar komşular havar. Ahmet'in patates olmuş. Geliyorum. Ya Feride sen de şunları söyle adam gibi kullansınlar. Belim melim vardı. Bu ne ya zıplaya. Buradayım ben burada. Çok bekletmedim değil mi? Hale. Niye? Başkasını mı bekliyordun? Yok da. Çıkalım mı? Nereye? Yahu insan
böyle komedyen bir sevgilisi olması ne kadar zormuş. Yani ya, Soda'ya geri dönmemle ilgili konuşacaktık. Bütün gün liseli aptal aşıklar gibi el ele kol kola Sultanahmet'i turlayacak değiliz. Bu konuyu da konuşuruz tabii ki. Ama öyle dedin diye geldim ben. Yoksa benim toplantım var yani. Nasılım? Tam istediğin gibi değil mi? İstediğin gibi oldum sadece. Nasıl? Bak bu sefer iş kostümü yok. Yemek kamyoneti de yok. Ya sen beni böyle bir iki kere paspal bakımsız gördün ya, ondan mı soğudun? Ama şimdi nasıl olmuşum? Zarif oldum ben. Bak Sadi. Ama hani arkadaştık biz artık. Ay Sadi, bir görsen bir zarifim, bir zarifim. Vallahi dibin düşer. Ha. Hadi bir yerlere gidelim. Ya Soda işin olacak. Konuştun mu yönetmenle? Yönetmen mi? Yok, en fazla yönetmen üçüncü asistanı alıyor kumanya. Ona da konuyu açtım ama çok fazla şık vermedi. Olmaz diyorsun yani. Nereye gidiyoruz? Ya biz yine sevgili mi olduk şimdi? Ya bak, tekrar esprisi değil mi? Ya ne yapacağım ben seninle? Ya bari şu asistanla görüşelim. Bak benim Hasoda'ya geri dönmem lazım. O kapı rüyalarıma giriyor ya. Konuşuruz Sadi. Konuşuruz. Ama olmuyor böyle. Bak bizim vakit geçirmemiz lazım. Böyle uzaktan ilişki zor. Taksim yol. Gel buraya. Hadi sene. Hadi sene. Amin. Alo? Ahmet hastanede mi? Allah'ım sana şükürler olsun. Tamam abi, hemen geliyorum. Hale, Ahmet hastanedeymiş, ölüyormuş galiba. Benim acil gitmem lazım. Hemen yetişelim Sadi. Arkadaşın kardeşimdir gayrı. Evet arkadaşlar. Bir dakika, bir dakika dur. Oturma. Burası benim yerim. Doktor, Ahmet'in durumu nasıl? İyi mi? Ahmet gayet iyi. Tahlillerini de yaptırdık. Hiçbir sorun yok. Şekerdendir ya o, şekerdendir ya. Ya da biraz yoruldu diyebiliriz. Atlatır, atlatır. Ahmet kuvvetli çocuktur. Ya zaten bir şey yok ki. Ambulansı da kendi istedi. Hastamız biraz nazlı. Göremeyecek miyiz kendisini? Tabii, tabii. Ya efendim, ben aslanıma böyle dondu, atletli, yeşil soğanlı bir şeyler getirdim. Bunları müdüriyete mi? Ne yapacağız bunları? Yok, ne müdüriyeti? Ahmet'in işlemlerini başlattık zaten. Çıkartıyoruz şimdi onu. Hiçbir sorun yok. Korkuyorum Sadi. Tamam ya. Şey yapma. Geçecek, geçecek. Pardon. Bizim gibiler için de bir tuvalet var mı buralarda? Size ne oldu? Geçmiş olsun. Ya dayı, sen çödüreceğim mi? Sen sıkıştın mı ya? Sen bana niye demiyorsun ya? İki dakikada ben hallederim onu ya. Elimler kaydı yala. Geridim yala. Niye geridim lan? Daha çada yemedim. Amma. Hadi doktor, hadi. Doktor, Feride geç. Melek. Gerisini dayı halleder ya. Melek. Mansur. Dostlarım. Karagün dostlarım benim. Kardeşim. Aman Murat. Yaklaşma kardeşim, yaklaşma. Ben de ebenin olabilirse olabilir. Teyze geçmiş olsun mu? Gotlük yaraştı otur. Ah kardeşim. Ney ulan? Eben olabilirse. Ay yok öyle bir şey Ahmet ya. Melek, vasiyetimi hazırla yavrum. Ay saçmalama Ahmet. Avukat mıyım ben? Kalk kendin hazırla. Allah'ım yarabbim ya. Ya sana hastayım diyorum. Hastayım. Google'dan baktım. Ölüme kadar yolu var mı Meret'in? Ay saçmalama Ahmet. Yoruldu sadece. Ya koskoca Ahmet Kural 10 metre yürüdü diye sence yorulur mu? Ha? Virüs var diyorum sana, virüs. Mansur ne haber lan? İnadı bırak, yanıma yaklaş bakayım. Nereden duydun? Basından mı? Salih Bey'le spor merkezinde karşılaştık. Orada geldi telefon. Salih abi mi? Spor salonu mu? Hiç inandırıcı değil ha. Bir dakika lan. İnandırıcı, inandırıcı. Sen benim Karagün dostumsun. Melek. Melek vasiyeti etti kızım. Salih abiye bir anahtar. Mes. Ahmet saçmalamaya başladın sen iyice. Ben gideyim şu evrak işlerine başlayayım. Sen durdukça evham yapıyorsun. Doktor hanım, bir şey sorabilir miyim? Tabii.
Benim çok denediğimi hastaneli bir klip düşünüyoruz. Sevdiği kadın hemşire olan aşığın hasta numarasıyla kendisini hastaneye yatırtmasıyla ilgili. Tekrar tekrar deniyor, tekrar tekrar deniyor. Şarkı çok güzel. Çok denedim sensiz olmaz, mantık aşkı durduramaz. Süper bir ambiyans, süper müzik ve siz ne dersiniz? Yok. Peki. Lan! Öpeyim Ahmet abi. Hale değil mi lan bu? Çok bakımlı olmuş. Göğüslerine battım. Üstem abi. Sen de mi geldin abi? Bu hastanede garip şeyle olur Ahmet. Anlatsam inanmaz. Sen de fark ettin mi abi? Allah'ım ya. Murat, oğlum bana doğruyu söyleyin ya. 2 dakikaya çıkarıyoruz hastamızı. Aha. Hemen eve gönderiyorlar beni. Demek ki umut kalmadı. Feride beni hemen bırakmasan, ha? Biraz üstümde çalışsan olmaz mı kız? Hadi biz çıkalım da üstünü değişsin. Kız Feride özel olarak benim eve gelsen, ha? Özel doktorum olsan, özel doktor ücreti versem sana olmaz mı? Yo oğlum ben onu denedim lan. Çok pahalıya geliyor ya. Herkes burada da. Zehra nerede lan? Yalnız gençler, kafa bu kafa. Bu kağıda özlük bilgilerini ve telefon numaranı yaz, arkadaşıma ver. Kendisinin böyle karı mürsel sepeti gibi göründüğüne bakma. Ters bir hareketinde kampüs güvenliğini çağıracak kadar hızlıdır kendisi. Şimdi baştan konuşalım. Buraya tahliye araştırmalarında kaynak ve usul vergisi bir dersinden çalışmadan yüksek not almaya geldin. Yanılıyorsam düzelt, geçen sene de Osmanlı tarihi bir dersinde birlikte çalışmıştık. Ve yine yanılmıyorsam 84 almıştın. Ama işte çan erisinin bir kurbanı olarak C artı olarak gelmiş not. Niye? Çünkü cüzi bir miktar karşılığında bütün sınıfa kopya satmıştım o sınavda. Bu sene işler biraz değişecek. Sosyal döngünün bir parçası olay yazdığımdan biraz fazla para kazanma arası diyelim biz buna. Şimdi şöyle yapıyoruz. Burada hedef puanlar ve kaç tane oldukları yazıyor. Sınav esnasında şu sayılarda şu not aralıklarında kopya dağıtacağım Bluetooth'tan. Yani ne kadar not almak istiyorsan o kadar ücret ödeyeceksin. Yani A almak isteyenle B almak isteyen aynı ücreti ödemeyecek. Daha fazla para verip feribot sırası beklememek gibi bir uygulama olarak düşün bunu. Anladın mı? Güzel. Senin para durumun nedir? Sende böyle bir A alacak tipi var ha? A ister misin? Bir A kes beyefendiye. Parayı ver. Buraya. Bir dakika durur musunuz? Zehracığım seni yapımdan çağırıyorlar diyorum. Daha ne kadar sürecek bu iş? It business Vedat, it business. İki tane daha yapalım sonra bakarız. Bir erkeğe ihtiyacım olabilir dediğim bu muydu Zehra? Çok özür dilerim ama benim aklıma neler neler gelmişti. Böyle akıllı ve uslu olursan biraz ihtiyacım olabilir sonra. Vallahi mi? Evet. Tamam. Buyurun. Ha, buyurun, buyurun. Ama böyle olmaz ki ya. İnsan bir sedye verir ya. Hasta yakınından teker bir sandalye mi olurmuş ya? Kardeşim aklım sende kalacak. Ahmet ben de geleyim oğlum sizde lan. Yok ya Muratçım, Feride söyledi zaten virüs mürüs yokmuş. Sen git ya. O gelir zaten bana ya. Önemli bir şey yok, git sen. Dur bakalım hak ettin ha. Ay Ahmet bir şeyin yok ya. Kapattım penceremi kapılarımı, sürgülerini bir çektim. Sana olan aşkımı yenebilmek için 1001 numaralar çektim ama olmadı. Ah, kalbim durmadı. İşte bunda bir ana baba doğmuş. Ama ebe hatasız ağır. Ya Muratçım sen rahat ol ya, Ahmet bana emanet. Hadi. Ya aslında bir tane röportajım var ama istersen iptal ettirebilirim kardeşim. Ne röportajı lan? Kültür Sanat Dergisi. Resimde olanlardan değil yalnız, okunmalı. Gerçi böyle şeyleri ben pek sevmem ama işte Ahmetciğim arz talep meselesi. Yok la yok, git sen git hadi git. O zaman siz gidin ya. Ben Rüstem abiyle beraber pansiyona geçerim kardeşim. Sadi, siz? Biz mi? Bizde bir şey yok. Yani bizim birlikte yapacağımız bir şey yok. Biz... Ya bu yapımcı niye aramıyor kardeşim? Bugün program çekimi yok. Hakikaten niye aramıyor bunlar? Oğlum ilişmeyin ya, hasta masta olduğumu da söylemeyin benim. Allah Allah, aramazlarsa bugün de yırttık. Ya tamam da biz aramazsak o bizi hiç aramaz. Adam küsmüş bize. Bu marka yüzü meselesi de belli değil. Allah, bismillah. Vakit mi yok Murat'cığım? Otobüse gidelim o zaman. Abi ben de geleyim. Sadi? Geleyim.
O işi hallederiz. Tabii tabii, gecikmeyelim, bir şey yapmayalım, halledelim. Ne işi? O iş işte ya, Sade söylesene. O iş işte ya. Hay Allah, başkasına da açıklamak ne kadar zormuş o işi. Ben de geleyim o zaman, benim de işim yok. Yok artık, daha neler ya. Seninle o iş yan yana olur mu ya? Güldürdün beni, hale bak. Sen gelirsen olmaz ki. Aynı olmaz. Eskisi gibi olmaz. Devamlılık şart mı? Olmasın aynı. Hem belki ben gelirsen daha zevkli olur. Ney? O iş işte. O iş olmaz. O iş öyle olmaz. Ya o iş değil sadece, bu iş böyle olmaz. Hadi. İş ne ki? O iş şu. Bir karı var da Murat'a fena yapıştı. Ondan kurtarmak için Sadi gelecek. İşimiz mişimiz var falan diyecek. Böylece karıdan kurtaracak Murat'ı o iş sayesinde Sadi. Var mı öyle insanlar ya? Git Sadi, git kurtar Murat abimi. Abim benim. Ah, Zehra'ya da selam söyle. Özledim onu. Bir de yemeğe çağır. Gelin görünce kaynatalım iki. Şey yapayım ben o zaman. Şuradan bir taksi tutayım, öyle gideyim. Görüşürüz. İyi yırttık ha. Afiyet olsun. Niye zahmet ettiniz abi ya? Ye Volkan'ım, ye. Bundan sonra böyle artık. Bir elin yağda, bir elin kekte, kebapta. Hiç gerek yoktu abi ya. Bir de çok şey yapmışsınız. Doydum ben galiba. Yalnız Volkan'ım, biz abiyi kullanmıyoruz. İşveren, iş kovalayan ilişkisi bakımından patron ya da efendim. Ekseriyetle efendimi kullanıyoruz. Aşkım, tatlıları uzat. Senin de maşallahın varmış Volkan'ım. Sanki kırk pınarda güreşeceksin. Sabah kahvaltı yapmadan mı geldin? Yok abi, ettim. Efendim ettim de biraz yengenin ellerine sağlık. Biraz da mutluluktan, sonunda yıllar sonra seninle çalışabileceğiz ya. Ye bakalım ye. Biraz sonra da acı kahveler gelecek. Benimki orta şekerli olsun yenge. Aşkım, seninki şekersiz herhalde. Sen diyet yapıyorsun ya. Oradan sana laf çakıyor aşkın, anladın mı? Anladım. Volkan Bey, biraz da iş konuşalım ufak ufak. Hay hay. Artık şu imzaları atsak diyorum. Atarız imzayı da yanlış anlama olmasın. Bu sefer İstanbul'a yakın yerler değil mi? Yani Çanakkale, Edirne, Sapanca, Küçükçekmece. İstanbul'a yakın olmak için bazı nedenlerim var da. Neden? Jandarma mı arıyor seni? Neyse Volkan'ım, diğer taraftan ne ücret alıyorsan buradan da aynısını alacaksın. Ya hemen ekşitme suratını. Önümüzdeki sezon tam iki katını vereceğim sana. İki katı? Bunu sözleşmede madde olarak... Ya sözleşme sadece 4 bölümlük. Şimdiden önümüzdeki sezonun sözleşmesini yaparsak... KDV, stopaj, muhtasar, emlak... Vallahi haberimizi doğrultamayız. Doğru, siz de haklısınız. Ekip? Ekip, sana özel Special Force. Aşkın and Vedant. Aşkın da mı? Muratlar ne olacak? Muratlar kim ya? Murat Cemçük, Cimşir, Çöbük, Çöbük. Ha, Muratlar. Ya Volkan'ım sen boş ver Muratları. Sen kendini düşün. Selfish ol, selfish. Hadi bakalım. Aşkın da var. Aşkın? Aşkın da var tabii. Aşkınsız olur mu hiç? O da güzel işler yapmak istiyor. Öyle değil mi aşkın? Tabii Hakkı Bey. Siz nasıl uygun görürseniz. Bir de Volkan'ım, senin bütün kaygılarını giderecek çok büyük bir sürprizim var sana. Hazır mısın? Hazırım. Aşkın aç, göster. Oha, hadi be. Ciddi misin? Ha, ha. Poster. Güzel. Özümüz, söz. Nereye imzalıyorum? Her sayfanın altına ikişer tane. Açıl. Açıl. Oldu da bitti maşallah. Nazar değmez inşallah. Abi anın büyüsünü bozmak gibi olacak ama lavabo ne tarafta? Hemen şuradan gidip aşağıya iniyorsunuz. Oh, çok şükür bitti. Zehra nerede? Salonda. Bundan sonra meslek hikayelerinin yapım sorumlusu o. Belirlediğimiz mesleği ilet ona. Üçünü de aynı yere yollasın. 2 saat sonra da burada toplantıda olsunlar. Kovmayacağım onları.
kovmaktan beter edeceğim. Kovayım diye yalvaracaklar bana, yalvaracaklar. Zehra yapabilecek mi? Velev ki yapmasın. Çok tanan ay çok tatın. Volkan Akçıl'la ilgili basın bültenini dağıtın. Yemekçi bundan sonra artık türkü çığıracak yazın. Ölmüş anonimler, Volkan Akçıl'la türküler. Anladım. Ne anladın? Otomatiğe bağlama aşkım. Bak aşkım, sana çok güveniyorum. Bu mesleklerle çok fazla vakit kaybettik biz. Özümüze dönelim artık. Anladım Hakkı Bey. İdare et aşkım. Bu ne gözü var sende? Geliyor. Açın kapıları muhafızlar. Starımız geliyor. Hem de ne star, süperstar. Hey girl, hey boy, süperstar DJ. Here we go. Ne kadar da patron, bir ona da hiç. Hayatın olmuş işler güçler. Yağmurdan kaçarken doluya tutulduk arkadaş. Bu ne ya? Rüstem abi bu ne ya? Ha Murat'cığım, sana söylemedim değil mi? Hazır boştayız, ben de Şenol Bey'i çağırdım çalışırız diye. Rüstem abicim ne yapıyorsun sen ya? Bugün benim röportajım vardı. Abicim benim bu insanlarla bir süre görüşmemem lazım ya. Tülay'a söz verdin. Niye Murat'cığım? Söz verildi bir kere. Varım beni yesedim. Nedir abi konu? Hemen bir çözümleme yapalım. Sadece bir dakika durur musun? Olur Murat abi. Dururuz. Dur dersin dururuz. Git dersin gideriz. Sen bilmezsin bu adamları Murat. Adanalı pamuk tüccarı bunlar. Bunlar için söz namustur. Ya vazgeçtiğim falan yoktu abi. Röportajım var ya bugün benim. Kültür Sanat Dergisi'nden gelecekler. Ya Şenol'la beni görmesinler diyorum. Laf olur, söz olur. Nedir abi konu? Sadece bir saniye lütfen ya. Öyle desene Murat'cığım. O zaman kolay. Sen ortalıkta hiç görünme. Ben meseleyi anlatırım. Bir dakika ya. Bir dakika ya. Murat abi bak, haleden çekip kurtardın beni. Yolunu ölürüm senin. Saklamayın benden. Dövüş var mı dövüş? He? Bir dakika ya. Bir dakika ya. Şişt la oğlum, bir dur la, bir dur la. Rüstem abicim, o zaman senin ellerinden öper. Ben depodan birkaç parça eşya alıp odaya çıkıyorum abi. Benimkiler geldiği zaman sen direkt bana yönlendir. Şu röportaj işi sağ salim bitsin. Yalnız gizliden, anladın? Tamam, sen mesele etme. Kontrol bende. Sende. Kontrol sende. Sende. Ne oluyor ya Rüstem abi böyle gizliden gizliden? Yakışıyor mu bize? Bana bak, ben Samsun suyu içmiş adamım. 55.000 adam yiyorum buraya. Sadeciğim öyle bir şey değil. Çözümlememiz gereken bir mesele var da. Hadi içeri gidelim. Hadi sen ortalıkta görünme, git yüzünü yıka. Hadi oğlum. Hadi ben hallederim. Hayır abi, dağ başım burası. Ne oluyor yani? Hadi gülüm, hadi bülbülüm. Sabahtan beri öttün, hadi hadi. Abi. Hadi gülüm, hadi bülbülüm, hadi. Hadi. Bu dizi de iyiydi ya. Ama orijinal. Çakma yapmak lazım. Çakma. Onun için olmadı. Gir Bülbül Efendi. Gir şu içeriye. Gir, gir. Oo, hoş geldin Şenol Bey. Hoş bulduk. Hoş gördüm. Ama olaylar hiç hoş gelişmiyor Rüstem Bey. Bekletilmekten hiç hoşlanmam Rüstem. Sen ne boş duruyorsun burada? Al şu boşları. Al şunları, al götür içeriye, al. Ama tamam, üstüme tamam, döktün Rüstem abi. Tamam, silersin üstünü başını. Hadi gir içeri, gir, 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 gir. Benim çayı da tazele genç. Ah Şenol Bey, başınıza gelenleri bir bilseniz. Ha bu arada voleyle ilgili gelişmeler kaydettim. Ah bir tekerlekli sandalye olsaydı da şovu görseydiniz. Çok güzel olacak, çok. Cemşir yok mu? Bir ufak işi çıktı. Sanat kısmı da üstü olsun. Bunlar birazdan gelirler. Ne haber Mesut? İyidir abi. Kusura bakma, sırtım dönük ama. Yok yok ya, işine bak sen. Tamam. Arkadaş işe bak ya, adamlar resmen mekan basıyorlar lan. Marat abi de yalnızım diye pısıyor, tırsıyor, gidiyor saklanıyor ya. Hayır, ben yanındayım senin. Ahmet de gelir, Salih abi de gelir. Sen de girersin. Girmez misin? Kim abi? Baş ver ya. Sen girme, sen sonuçta esnaf adamsın. Başın belaya girer. Bana baksana. Rüstem abi de kofti çıktı. Ulan sen önce Malkoçoğlu'nda, Kara Murat'ta oyna, sonra gel gerçek hayatta pıs.
Ben sana bir şey daha söyleyeyim. Ben has olanın kapısını 20 bölüm korumuş adamım. Ben böyle gözüm kapalı girerim her yere. Ha, bilmiyorlar beni de işte. Baksana lan. Mesut çıkar mı ya? Abi lütfen. Bak ben resepsiyonistim, çamaşırdan anlamam. Ya siz neyi anlamadınız ya ha? Tamam oğlum, ne sinirleniyorsun ya? Allah Allah. Ben şunu şurada 2 dakika yıkarım, 5 dakika güneşte kurur bence. Benim ben sevmediğim uyum bu işte Mesut. Haksızlığa gelemiyorum abi. Bak ürperdim resmen. İmdat! Yardım edin! Yardım edin! Yettim abi! Hadi sene Mesut, gelmiyor musun sen? Esnafım ya ben. Çok güzel. Demin herkes bağırıyordu. İmdat! Yetişin! Ölüyor! Herkes bağırışıyor. Ben de yerde yatıyorum. Bacaklarıma bakıyorum. Ama kimse bir şey anlamıyor. Seyirci dahil. Dur. Sakın kımıldama. Bismillahirrahmanirrahim. Onay budur. Onayı onaylıyorum. Ben de ne diyeceğimi bilemiyorum. Hayırlı olsun diyelim. Murat Bey, Münir Özkul mu, Şener Şen mi? Azıcık empati yapabilirsek, şimdi ben onları birbirinden nasıl ayırayım ya? Kendinizi benim yerime koysanıza. Peki Hüseyin abini Daniel mi, Daniel top atan mı? Daniel ortak parantezinde değerlendirecek olursak tabii ki Daniel top atan. Peki o zaman Türk sinemamızın ender kadın aktörlerinden devam edelim. Oya Aydoğan mı, Banu Akan mı? Ama şimdi öyle bir soru sordunuz ki yani onlar Türk sinemasının kocaman devleri. Ne diyeceğim ben şimdi? Murat Bey, bakın bu soruma cevap vermek zorunda değilsiniz. Zerrin Egeliler mi yoksa Ahu Tuğba mı? Zerrin Egeliler tabii ki. Yani şu soruyu bana sorduğunuza inanamıyorum ya. Şimdi o dönem Zerrin Egeliler'in bak 3 silahşörlerle bir tane film var. Modern zamanların 3 silahşörleri biziz. O dönem sinemasının 3 silahşörleri de şunlar bak. Ali Poyrazoğlu, Kazım Kartal, Bülent Kayabaş. Bunların çok güzel bir tane filmi vardı böyle. Şantiyede Şenlik var. Üçü beraber çalışıyorlar. Üçü bir arada. Peki özel bir soru olmazsa Murat Bey, kırmızı şarap mı, beyaz şarap mı? Vallahi ikisi de günah. Günah olmayan ottur günah yoktur diyorlar ama onu da ben bilmem. Pek kıymetli Murat Cemgir, Hulusi Kentmen mi? Vay özgü. Hulusi Kentmen gibi hakim olsun, gelsin beni Ergenekon'dan yargılasınlar. Hmm, güzel cevap. Asmasan suratını, bir şeyin yok işte. Yok, o değil de. Koskoca doktor sonuçta, yalan söyleyecek hali yok ya sana. Hem hastane çıkış kağıdını da gördün. Gördüm ya. Konversif soru işareti, vitaller normal. Vitallerin neyi normal? Benim vitallerimin neresi normal? Gözünü seveyim Melek, kurban olayım. Bak bakayım, normal benim vitaller. Bak, bak. Of, kimse anlamıyor beni. Senin moralin niye bozuk? Feride'den mi? Yok ya. Yok bir şey. Ne? Ya yok bir şey. Ay iyi peki, söyleme. Ya Melek. Hı. Murat'ın röportajı oluyor da benim niye olmuyor? O mesele. Ya araştırıyorum ben o konuyu ya. Ya hem de Kilim Sanat Dergisi'ymiş Melek. Lan sen şimdi anladın mı? Ha? Anladın mı, anladın mı? Mansur anladın mı? Ha? Ya anladın mı, baksana sen. Allah Allah. Anladın mı sen, bana onu söyle ya. Ya anladın mı, anladın mı? Ha? Mansur anladın mı? Anladın mı? Anladın mı lan? Bana anladım de, anladım de. De, de. Mansur. Ha? Vallahi zahmet oldu, kara gün dostlarım benim. Ya Ahmet bir dur Allah'ını seversen ya. Mansur anladın mı? He? Mansur anladın mı? Anladın mı? Anladın mı? Anlamış. Ya ben bir bakınayım ya. La neyi anladın mı? Bir anladım diyiver adama ya. Ya bak şimdi ben sana anlatıyorum. Şimdi bir meyhane düşün. Tamam mı? Meyhane. Anladın mı? Ama meyhanede meze falan yok. Yemek memek yok. Bir tek döner var. Orta yerde bir tane döner duruyor. Anladın mı? Yani döner meyhane. Anladın mı? He? Anladın mı? Adı mı bu? Lan konsepti anlatıyorum. Ortada bir tane döner var, döner dönüyor böyle. Döner meyhane. Anladın mı? He? Bence bu fikir Striptease Club'dan sonra bulunmuş en iyi fikir. Zaten büyük icatlar hep ihtiyaçlardan doğuyormuş. Demin içeride şey yaparken geldi aklıma. Onun için şey yaptım. Nasıl? Anladın değil mi? Anladın. Anladın mı? Anlamadın mı? Şeyi anladın mı? İhtiyaç kısmını anladın mı? Onu anla gibi şey yaptın. O zaman ben bir bakayım bunun patentini neyin almışlardır. Bana bak, çok zor durumdaysan benim klip olursa gel oyna klibimde. Hastaneli falan çekeceğiz. Beni kollarımdan tutacak adam lazım.
Ne yapacağız da iki erkek bir klipte? İki süper klip birden mi çekeceksin? Kadın da olacak. Konulu zaten ya. Tövbe tövbe. Bakınıyorum da Ahmet. Bulacağız bir tane. Bul bul. Bulman lazım acil. Murat'ın dergi röportajından önce benim bir şeyler bulmam lazım. Ya Anakaram TV var. Ankara kanalı. Orada böyle kürtünlü de bir adam var. Hem Ankaralılar seni seviyor da. Olmadı ben onu mu arasam? Olur olur bak ona çıkabilirim. Kültürlü falan tamam yani iyi kötü bir programa çıkmam lazım. Benim bu aralar televizyonda görünmem lazım. Oğlum o kadar acilse retweetleyeyim ben seni lan. O kadar takipçim var. O değil de nette bir adam var ya. Video video yolluyor. 500-600 tane bunun izleyeni var ya. Ona mı gitsem lan? Oha o kadar da mı düştün oğlum ya? Mesut yara çık bari. Yok ona da çıkamam. 3 kere çıktım yatıya gideceğim artık. Ahanda patentini almamışlar. Patentini almamışlar oğlum. Ya zaten böyle bir fikir bir tek benim aklıma gelebilirdi. Anladın mı? Anladım. Anlamadınız mı? Ya neyini anlamıyorsunuz ya? Vallahi artık konuşmaya gerek yok. Onay bu. Yeşil lensleri de takınca tıpkısının aynısı oldu. 41 kere maşallah. Allah, ben de ne diyeceğimi bilemiyorum. Mesut, sen ne diyorsun? Mesut bir şey demiyor. Allah, o zaman şey, ne yapacağız? Ne diyeceğiz? Murat'a ne diyeceğiz biz, ha? Murat Yiller için de söz namus demektir. Şenol Bey, ne yapacağımızı bilmiyorum. Ama beklenen, istenen onay bu. Bu işte, bu. Anlaşıldı. Bana zor bir görev düşüyor. Ama halledeceğim. Rüstem abi hoş geldin. Nedir şimdi durum? Aşağıda bir sorun çıktı mı? Ben de o yüzden geldim Murat'cığım. Hani senin bir işin vardı ya, ben onu hallettim. Hangi iş? Ya bırakacağım Şenol'u, diziyi, ben kültür sanat adamıyım dedin ya. Ama Rüstem abi ben öyle demedim ki. Peki ne dedin? Ya abicim ben ara vereceğim dedim. Tülay'a söz verdin dedim ya unuttun mu Allah aşkına ya. Adam kastonu kustunu bir bitirsin. Ondan sonra ben bir göreyim proje ne olacak, nasıl olacak ona göre karar vereceğim dedim abi. O yüzden ara verdin dedim ya. Arayı verdin o zaman. Ben onu da hallettim. Nasıl hallettin abi ya? Kızmadı mı Şenol Bey? Olur öyle ya dedi. Sonuçta dedi ortada sözleşme yok, bir şey yok. Yani hani şu benim röportaj var, yeni açılımlar belki. Aynen böyle dedim. Röportajı var dedim, açılım yapacak sonra dedim. Başta bir kızdı ama açılım sesini duyunca kıstı sesini. Helalleşelim ama dedi. Olmuyorsa olmuyor dedi. Aynı sektördeyiz dedi. Attı yani köprüleri. Abi sen karışmasaydın ya, ben onu bir şekilde hallederdim. Laf olmaz Murat'cığım, hallettim ben. Çıktın işte diziden. Hayırlı uğurlu olsun. Direkt çıkarttı mı ya? Neyse abi boş ver ya, zaten benim bugün röportajım var. Kültür Sanat Dergisi'nden gelecekler. Şey yapmıyordum yani şimdi, kültür sanat derken bunlar geç kaldılar, gelemediler galiba. Yanlış mı yaptın Murat? Ses rengin değişti. Yok abi, sesle ilgili bir şey yok ya. Zaten derginin bu ayki konusu benmişim yani. Tülay öyle söyledi. İyi Murat'cığım, görüşürüz o halde. Tülay ben seni ne zaman dinlesem başıma bela geliyor mudur bakalım hayırlısı. Yes. Tülay bak ben senin yüzünden diziye rest çektim, posta koydum, işi bıraktım. Nerede kaldı bunlar? Murat Bey'e röportaj için geldi. Hah geliyorlar galiba, dur. Hadi kapat. Şey yapma tamam mı? Hadi. Mansur, şekil 28, şema A, uygulama 06. Böyle çeperinden çizdim böyle elini. Sonuçta modern mizahta bunun yeri yok ki ya. Klasik mizahta da yok bu Ahmetciğim ya. Çok yanlış yapıyorlar. Bu kafayla mizahın seyircisini de kaçırıyorlar. Bak işte müzikte de aynı durum. Tabii tabii ya kardeşim, sen kendine göre bir absürt dünya yaratmışsın. Tamam. Ama rejini niye absürt yapıyorsun ya? İki tane absürt bir tane komik etmez her zaman. Ona absürt, buna absürt. Yani anlayamıyorum vallahi. Vallahi anlamıyorum ben yani. Abi ne diyorum sana ya? Etekler burada. Bütün sokak, bütün mahalle hepsi taş. Böyle bir şey olabilir mi abi ya? Mansur zaten orada erkek sıkıntısı var oğlum. Erkek az, erkek az. Artık kadınlar sarışın bebek yüzü erkeklerden sıkılmışlar. Doymuşlar sarıya. Varsa yoksa esmer lan. Sen orada anasını satayım. Bir et pit gibisin Mansur. Abi su almaya indim ya. Su almaya. Markete bakkala. Kasadaki kadını göreceksin.
bana bir bakıyor. Abi ne yapacağımı şaşırdım. Şaşırtırlar Mansur. Adamı şaşırtırlar. Mansur orada kızlar teklif ediyor oğlum. Rahatlar. Büyük tarihi değişimler tabii ki sanatta da büyük değişimlere sebep oluyor yani. Tabii canım bizde de var öyle işte sentez ya. Doğu batı karıştırıyoruz. Ben bakalım ne olacak sanatı kim kurtaracak Mansur ya? Ne konuşuyorsunuz? Sanat. Meslek hikayelerini aramadılar mı da? Aramadılar. Ararlarsa da ilişme tamam mı? Artık bir de çekimle mekimle uğraşmayalım. Gözünü seveyim Melek'ciğim ya. Marka yüzü işini imzalayalım bakarız. Olur mu öyle şey canım? Niye aramıyorlarmış? Her işin bir takvimi var sonuçta. Öyle boş bırakmaya gelmez onları. Ya kovarlarsa da tazminat mazminat indiregende ayarlayacaksın Melek. Yok bir daha girmezler o maceraya. Allah'ım sen hayırlısıyla işimizden kovulmayı nasip eyle ya Rabbim. Şu 200 bin doları cebimize indiregende yapalım kurban olduğum. Görüyorsun Mansur nelerle uğraşıyorum ya. Abicim gezdim dolaştım kimse bana yaramaz. Misafirim olsa bile gece burada kalamaz. Senin kokun ayrı yok kimsenin hayrı. Yaşadım gördüm senin gibi kimse saramaz. İşte orası öyle de doğru söylüyorsun. Arada ben aşkını aradım. Döneceğim dedi ama dönmedi. Ben de bir Murat'ı arayayım ya. Onu da mı aramamışlar kız? Dur abi arama ya. Adam röportajda sonra ararsın. He. Röportaj. Nasıl gidiyor acaba röportaj? Sonuçta amacımız bir kültür sanat birikimi oluşturabilmek. Şiir, öykü, masal, güzel yazı yazmak. Arada da fırsat buldukça tiyatro ve sinema sanatçılarıyla röportaj yapmak. Fırsat bulduğunuzda güzel. Tülay'ı nereden tanıyorsunuz? Velilerimizden olur kendisi. Zaten onun fikriydi röportaj. İki hafta önce de sizi bize önermiş oldu. Çocuğum yapma! Ağzını dik! Siz de rehber öğretmendiniz değil mi? Ayrıca okulumuzun kültür sanat kolunun danışman hocasıyım. Çilay, Çilay, ah Çilay. Kayıptan olduk resmen. Efendim? Şey yapmıyorum hocam, yok bir şey ya. Sorumluluğu hazır mı? Tabii tabii. Birkaç tane de fotoğraf çekeceğiz. Duvara asılacak dergimiz. Fotoğraflara çocukların daha bir ilgisi oluyor. O zaman hocam şey yapalım, ne yapalım? Başlamadan bu merak bitmez. Başla sen ilk soruyla. Konumuz oyunculuk değil mi? Evet. Hadi İlkay. Hadi İlkay. İyi bir oyuncu olmak için her gün süt içmemiz gerekir değil mi? Hı hı, lakır lakır. Çizgi filmlerde oynadınız mı hiç? Oynamak ister misiniz? Hı hı, en son Pepe'ydi. Biz sizi çok seviyoruz. Siz de çocukları sever misiniz? Ölürüm. Çocuklar mesela bir tanesi beni öldürebilir biliyor musun? Canım benim. Vişne suyu içeyim, vişne suyu içeyim. Gizlilik çok önemli Sani'cim. Sade abi, Sadi. Sade'nin iyilisi değil mi? Çok da basit. Ben nasıl tutamadım bunu aklımda ya? Şu anda kast üstünde çalışıyoruz. Mekanlar aşağı yukarı hazır. Rüstem Bey can rolünü oynayacak. Sen de onayı oynayacaksın. Doktorla güzel de bir kız bulduk mu? Bak sen curcuna. İlk işiyle yapım dünyasını paramparça eden Şenol Baytar ve tabii değerli yıldızıyla beraber. Bu arada gizlilik çok önemli. Başımıza bir iki ufak şey geldi. Aman dikkat edelim. Beni bu piyasada çok yaşatmak istemiyorlar galiba. Tamam mı Sabri'ciğim? Sade abi, Sadi. Tamam ben yazdım onu. İletişimi Rüstem Bey üstünden kuracağız. Eğer gerekirse ben seni zaten bulurum. Ama başın sıkışır. Bir şeye daralırsan Rüstem Bey'le bana haber gönder. Bu arada bu da avansın. Şu an nakit 46 lira var. Şey yapma ama nakitimizde sıkıntı yok. Güle güle harca. Ya yok para önemli değil de şu telefon titreşip duruyor cebimde ya. Ben müsaadenizle ona bir baksam. Bak da bir sadecim bak. Normal hayatının rutinini hiç bozma sen. Bu paranın da seni değiştirdiğini kimse farkına varmasın. Alo. Ne? Toplantı mı? Tamam ben taksiyle gelirim ya. Rüstem Bey, bu oğlan eblek eblek bakıyor. Becerebilir mi sence? Becerir canım, becerir elbet. Çok yakışıklı ya. Onayı ondan başkası oynayamazdı zaten. Doktor için Erol Köse'yi düşünüyordum. Murat mı yapsak, ne dersin? Çocuğu şimdi böyle saf dışı bırakmış gibi olduk. Yine siz bilirsiniz Şenol Bey ama doktor karakteri işinde gücünde, sorumluluk sahibi, aile babası gibi bir adam. Murat Can, paspal. Serseri savurk adamın biri. Fıtı fıtı. Ya Şenol Bey kusura bakmayın ama benim acil çıkmam lazım. Yapım toplantı istemiş. Önceki yapım. Yok şimdiki yapım.
Yapım işte ya. Kusur yok Sabicim, kusur yok. Sen normal yaşantına devam et. Şüphe çekmememiz lazım. Devam böyle. Murat nerede? Geliyor abi, o da iniyor aşağı. Yazık, onun da röportajı yarım kaldı. Sadi, acil bir taksi çevir. Şu sahabileri sağ salim eve yollayalım. Kusura bakmayın Şenol abicim ya. Size de böyle ayıp oldu ama gitmemiz lazım. Tabii Muratçım, hiç sorun yok. Gidebilirsin. Nasıl olsa daha uzun uzun görüşeceğiz. İnşallah abi. Hadi, hadi Sadi. Allah bismillah. O ne lan? Nazardı, nazar. Ya ne nazarı Sadicim ya? Ben sana görüşme demiyor muyum? Oğlum şu hale denen kızla gözlerini ne hale çevirmiş? Onun kesin üç harfleri var. Bak ben sana diyeyim. Hadi. Alo. Ha abi, bu pansiyonun oradaki durağa bir taksi göndersin. Aile babasını görüyor musun? Üç çocuklu. Şahane olur. Evet. Bence Doktor Murat'tır. Ararsın dedim ondan. Hı. Gerek kalmadı. Demek meslek hikayeleri sana kaldı. Artık başındasın Sadi'nin sürekli. Hakkı Bey öyle istedi. Sorun değil. Hiç sorun değil. Sorun değil. Hiç sorun değil. Sadi muhteşeme geri dönecek. İş zora girince yönetmen yardımcısına kadar çıktım. Zaten olmadı. Hakkı Bey bütün catering işleri için bir teklif hazırlıyorum. Lakin sanmıyorum. Zira para işini ben hallettim. Sadi'nin dönmesine gerek kalmadı. Nasıl yani? Ama halletmeseydim zaten çok kolay olurdu değil mi? Tam şu anda Hakkı Bey'e bütün catering işleri için bir teklif hazırlıyorum. Halanla tanıştım bugün. Elini öptüm. Halam mı? Halamı karıştırma bu işe. Halam mı dedim? Pardon. Halam. Çok geç. Ne anlattın halama, halana, halama? Sadi'den bahsetmedim. Zehra'nın arkadaşıyım dedim. Bana kısır yapmayı öğretecek, söz verdim. Sadi kısır sevmez ki. Ben de sevmem. Ama hem halalara öğretmeyi hem de Sadiler önüne kısır konup beğenmemeyi sever. Doğru. Bak çok fazla vaktim yok. Sadiler yoldalar, gelirler birazdan. Zor rakipleri severim. Seni de sevdim. Ama aynı anda iki şeyi birden sevemem. O yüzden sana tavsiyem kasma artık. Zevk almaya bak. Ketmos o, ketmos. Şimdi Ahmetciğim bak, bir şeye ihtiyacın olsa bana telefon ediyorsun. Hemen geliyorum ben, tamam mı? Alo, ha sen şimdi sen benim dediğimi anladın mı? Ha? Hayır oğlum, internet kafe devri bitti lan. Sen benim dediğimi anladın mı? Alo, alo. Alo, tünele giriyorum, tünele, tünele. Ben seni arayacağım, tamam. Of senin çenenin bağına ya. Ahmet. Oğlum biz akşam akşam niye gerildik lan? Ne gerilmeyeceğim lan? Allah Allah, akşam akşam ne toplantısı oğlum? Çocuk gibi küsmeler, abuk subuk toplantılar. Bak bu sefer sert yapacağım. Patates edeceğim Kamil'i, haberi yok. Cemcir bir şey söyle ya. Pardon, sorması ayıp olmasın ama siz niye geldiniz acaba? Çağırdınız da geldim ya, aşk olsun. Birkaç dakika daha göreyim sizi diye, görüneyim diye. O ne lan? Ne oldu lan gözüne? Yeşerdi. Yeşerdi. Kızarmış oğlum, niye yeşermesi? Yok bu oğlum. Yeşil işte bak, parlıyor. Renk görmüşsün sen. Kıpkırmızı resmen. Ağladın mı yoksa? Yeşil abicim, yeşil lens o, yeşil lens. Şahtı şahan oldu ya. Sen çıkacaksın Mansur? Üzdü mü gazla gitsin. O seni çok üzülüyor zannetsin. Kırdı mı unut gitsin. Unuttuğunu görsün, dellensin. Gerdi mi gazla gitsin. O seni çok üzgün zannetsin. Yordu mu unut gitsin. O seni evde uyuyor zannetsin. Peki abi. Hadi bana eyvallah gençler. Her şey için çok teşekkür ederiz abim. Her zaman. Yeter ki önceden haberim olsun. Canımsın. İnadı bırak yanıma yılan ya. Portos, Aramis, kuşanın silahlarınızı. Hadi bakalım gençler. Atos, bu bizi yine kovmasın ya.
Nerede Portos? Nerede anasını satayım ya? Bir kovsa zaten kardeşim 200 bin dolara indiregandı yapacağım ama. Zaten bizi biraz zor kovar Aramis. Böyle yeşil yeşil bakarım gözlerine aklı çıkar diyorsun. Ondan sonra atarız imzaları. Hadi abisi, hadi abisi. Mesaj gönder. Dur, ben göndereyim. Fıtı fıtı. Hey! Sadi ne haber? Halden uzak dur. Gözüne ne oldu senin? Bir şey yok kızım, lens o. Fark etmedin galiba. Efendin geldi. Geç bakayım şöyle. Fıtı fıtı. Geldiniz mi? Geldik. Daha ses soluk çıkmadı. Bu marka yüzü işi de beklemedi. Hayır yani kovma gibi bir niyetiniz varsa 200 bin dolar ateşleyeceksiniz Hakkı Bey. Yok yok. Kovma falan yok. Ağzımız yandı bir kere. Daraltma, boğurtma, nefes aldırtmama var. Yalnız Hakkı Bey baştan söyleyeyim ben bu adamla bir daha röportaj falan yapmam. Ayıptır söylemesi kendisini burnundan öpmüştüğüm vardır. Gerçi menajerim böyle şeyleri atlamaz. Sözleşmemde kesin vardır. Evet. İstiyorsanız kendisini arayayım. Yok yok. Röportaj falan da yok. Volkan Bey'in kendi programı var zaten. Hayırlı olsun. Ya çok seviyorum bu çocuğu. Sadi seni ayrı seviyorum, bunları ayrı. Gözüne ne oldu senin? Yeşerdi. Ha olur öyle. Zehra yeni ekibinle tanıştın mı? Ne ekibi ya? Şimdi çocuklar kovulma yok. Programda, çekimlerde aynen devam. Yalnız sizin yayın saatini bayağı bir ileriye attık. PT 15'e iteledik. İteledik? Tabii. Volkan bizim de yeni programa başlıyor ya. Ne programı ya? Özümüz, sözümüz. Bundan sonra Volkan sizin saatinizde yayınlanacak. Tabii ekip de değişti. Aşkını Volkan'a verdim hayırlısıyla. Allah kabul etsin. Bundan sonra Zehra çalışacak sizinle. Aslan gibi, zehir gibi evladım benim. Aşkını mı verdin? Aşkın varmaz ki ona. Biz kendisiyle o konuyu daha önce konuştuyduk. Bizim program ne oldu? Ya sizin programa ne olur ya. Stratejik bir değişim oldu. Sizin program salı sabahı saat 6'da. Salı 06 mı? Ya o saatte anam babam bile izlemez programı ya. Bari 4.30'a koyun da anneannem izlesin namaza kalkınca. Yok yok Sadiciğim 5 olsun o. Anneannen namazdan sonra seyreder. Dikkati falan dağılmasın şimdi. Ne diyor lan bu? Hiç olur mu ya? Sizler dikkat çekmeyi iyi bilirsiniz. Yılan döversiniz, kusarsınız, canlı yayın basarsınız, şarkıcılarla basılırsınız. Bir şekilde halledersiniz siz. Yalnız Hakkı Bey, o haberlerin hepsi aspara gaz. Biz tamamen temiziz. Nigar Hanım da Salih abi ısıttırmış. Adamın yaprağını gözümle gördüm. Yo, bu sefer dersimi iyi çalıştım ben. Sözleşmeye aykırı bir madde yok. Ha, bir de bundan sonra çalışma şeklimiz de değişti. Zehra. Balıkçılık yapacaksınız bugün. Yani teknik olarak bugün. Aslında yarın sabah 4:30'da balıkçılarla balığa çıkacaksınız. Hey yamola, hey yamola, hey yamola, hey, hey. Ve? Ve? Özellikle bunları yiyeceksiniz. O ne lan? Yarın sabah saat 3:30'da Küçükçekmece Limanı'nda olacaksınız. Servis saat 3'te sizin istediğiniz yerden alacak. O zamana kadar paydos. Ben de Volkan'ımla ilk bölümün üstünden geçeceğim biraz. Vira vira. İskele alabanda. Rastgele uçaklar, rastgele. Tekneyse o zaman bebekten alsın bizi ya. Hacı, gittim ben. İyi hadi tamam hocam. Zehra kızım ne yapıyorsun ya? Ne iş çeviriyorsun arkamdan? Para lazım dedin Sadi. Para kazanıyorum ben de. Para lazım dedin. Abiler.
Allah'ım ya Rabbim, sen bizi gene neyle imtihan ediyorsun?